Biz bir bütünüz. Bizi bölmelerine fırsat vermeyeceksiniz. Irkçılık yapan peygamberin dairesinden çıktı demektir. Biz öyle bir bin yıllık devletiz ki, öyle bir bin yıllık milletiz ki, tüm Müslüman milletleri bayrağımızın gölgesinde yaşatmış, barındırmış, korumuş, muhafaza etmiş bir milletiz. Yine öyle olmamızı istemedikleri için başka bir kılıf altında ırkçılık yaptırıyorlar millete. Sakın bu oyuna gelmeyin. Aman diyeyim, sakın gelmeyin. Aman. Biz hepimiz kardeşiz. Eğer ırkçılık yapan kim varsa Peygamber Aleyhisselam'la karşılaşacağını asla hayal etmesin. Bu kadar ağır konuşuyorum. Irkçılık yapan kim varsa, Peygamber Aleyhisselam'la, hani Müslümanım deyip de ırkçılık yapan kim varsa, peygamberle karşılaşacağını asla hayal ve umut etmesin. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam o benden değildir diyor. Allah bu topraklarda dedelerimizin kanını dökerek mayaladığı gibi, hamurladığı gibi, ihya ettiği gibi İslam ahkamını, kardeşlik kültürümüzü, örf ve adetlerimizi, özümüzü, İslam özümüzü tekrardan zirveye çıkaracak gayreti, kuvveti, birliği bize nasip eylesin. İçimizde bizi bölmek isteyen kriptolara Allah fırsat vermesin. Son nefesimize kadar bunlarla mücadele etmeyi Allah bize nasip eylesin. Allah bu topraklar üzerinde kimin ne illegal projesi varsa hepsinin başına çevirsin, kahri perişan eylesin. El Fatiha. İnsanlar bulundukları konumu, makamı, maddiyatı, parasızlığı böyle etrafına bakıp da analiz ettiğinde, muhasebe ettiğinde bir hayıflanma, sanki bir haksızlık yapılıyormuş duygularıyla konuşuyorlar. Bunu duyuyorum. Bunu hepiniz yapıyorsunuz. Yani Allah ona niye bunu verdi de bana vermedi? Bana niye bu kadarını verdi de ona niye bu kadar verdi? Hep bir denge takdiri var. Beyler, Allah hak ettiğiniz bir hayat vermedi size. Hak etmeden verdi. Çalışıp da karşılığını mı bekliyorsunuz? Yani size bu varlığı, bu hayatı, insan olmayı hak ederek mi aldınız? Yoktunuz, yoktuk. Allah bizi yokluktan varlığa çıkardı. Peki bunu istikak olarak mı bize verdi? Hak edip de mi verdik? Mesela cebimde bir kısım para var. Zengin bir adamım. İki kişi karşıma çıktı. Şöyle bir baktım. Birine 1000 lira verdim. Birine 2000 lira verdim. Gelin dedim size ya. Para vereceğim. Birine 1000 lira verdim. Birine 2000 lira verdim. Bana şimdi 1000 lira alan şunu deme hakkı var mı? Bir dakika Halil Hoca, buna niye 2 verdin de bana 1 verdin? Deme hakkı var mı? O parayı hak etti mi ki? Kime paranın hesabını sorarsın? Bir ay anlaşma yapmışsındır, bir ay çalışmışsındır, işçisindir, memursundur. Kardeşim hakkımı ver dersin. Bir ay çalıştım ben sana dersin. Hak ettiğinin kavgasını yapabilirsin. Hak etmediğini nasıl yapacaksın? Allah bize bu hayatı meccanen vermiş. İstediği gibi verme özgürlüğü yok mu Allah'ın? Ne yani, hepimizi eşit mi yaratacaktı? Böyle bir vaadi, vacibiyeti mi var Allah'ın? İstikakımızı almıyoruz. Biz hak ettiğimizi almıyoruz Allah'tan. Dilediğine ağır bir hayat veriyor. İmtihanı ağır yapıyor. Onu da başkalarına ayet olarak yaşatıyor çünkü. Aa bak falancanın başına ne gelmiş diyorsun. Efendim atıyorum biraz hastalığım var. Ama Allah yan komşunda ya da tanıdığın birini ağır kanser hastası yapmış. Diyor ki bak seni böyle de yapabilirdim, şükret. Ama Allah ona ağır bir imtihan veriyor. Ahirette mükafatını vereceğim diye de söz vermiş. Hak etmediğimiz halde verecek ahireti bu arada da. Cehennemi hak ederek alacağız. Ama cenneti hak etmeden alacağız. Niçin bu dünyada bir istikak sahibiymişiz gibi Allah'a muamele yapıyoruz? Niye bana böyle verdi? Niye ben falanca şeyi kazanamadım da o kazandı? Efendim, o benim çocuğumdan daha güzel çalışmıyordu. Benim çocuğum daha çok çalışıyordu ama ona vermedi, buna verdi. Ben bu kadar emek sarf ediyorum, çok çalışıyorum. Efendim, bu kadar para kazanıyorum. Öbürü yan gelip yatıyor, daha fazla kazanıyor. Öbürü daha yakışıklı. Niye benim saçlarım döküldü? Şimdi benim saçlarım dökük. Bunu söyleme hakkım var mı Allah'a?
Ya niye benim saçım dökük? Bak sırma gibi saçlı adamlar oturuyor önümde benim. Niye aldın Allah'ın bu saçı diyebilir mi keller? Diyebilir miyiz keller? Diyemeyiz. Allah bize verdi, geri aldı. Hak edip de mi aldım? Çalıştım saç içinde. Hayır, alamazsın mı diyeceğim Allah'a? Verdi. Hem de benim 18 yaşında döküldü saçım. Ne diyeyim şimdi Allah'a ben? Şu kadar da düşünmedim ya, ne oluyor acaba diye. Allah bu kadar verdi, bu kadar aldı. Hak ettim mi onu ben? Bütün uzuvlarımız böyle, bütün hayatımız böyle. Hak etmeden verilen bir hayatın hesabını Allah'a soramazsınız. Allah'a hiçbir şey soramazsınız bu arada. Allah'ın üzerinde hiçbir vacip sorumluluk yoktur. Allah'tır bu. Dilediğini yapar, dilediği gibi yapar. Hepinizi cehenneme sokacağım dese. Ne diyeceğiz? Allah'ım ya niye böyle? Allah ne dilerse onu yapar. Yalvarırız belki. Atma beni cehenneme deriz. Ama atamazsın diyemeyiz. O ne dilerse onu yapar. Bu hayatı istikak almadınız. Bunu unutmayın. Başınıza gelen imtihanlarda da vay bu benim başıma nasıl gelir deyip de Allah'ın gadabını celbetmeyin. Öfkesini kazanmayın. Kulluk Allah'tan her halükarda razı olmaktır. Bunu unutmayın. Ve hak etmediğin bir şeyin hesabını hiç kimseye soramadığın gibi Allah'a hiç soramazsın. Çalışıp kazandığının, hak ettiğinin hesabını alabilirsin. Rabbim geçen cumadan bu cumaya olan bütün günahlarımızı affeylesin. Bizleri bağışlasın. Günah işliyoruz, çok işliyoruz. Lakin işlediğimiz günah acizliğimizden, yani isyankarlığımızdan değil. Aciziz. Başımızda bela bir nefis var. Başımızda bela bir şeytan var. Çevre, etraf, şu bu derken günaha çok meylediyoruz. Zaten tatlı bir de. Allah bütün günahlarımızı affeylesin. Dedik ya, isyankarlıktan değil, acizlikten işliyoruz yani. Nefisle mücadele ediyoruz. Şunu unutmayın ki nefis ölmez. Allah nefse de şeytana da belli bir döneme kadar, kıyamete kadar müddet verdi, mühlet tanıdı. O mühlet zarfı içerisinde bizim bir savaşımız var, bir cihadımız var. Uhud savaşı dönüşünde ne buyurdu Peygamber aleyhisselam? Küçük cihattan büyük cihada geçiyoruz. Ya Resulallah, nesi küçüktü ya? 70 tane arkadaşımızı o meydanda gömdük. Şehit oldular. Hazreti Hamza paramparça oldu. Senin dişin şehit oldu. Nesi küçüktü bu savaşın? Dedi ki o savaş, düşmanlarımız öldü. Bizimkiler şehit oldu. Düşmanlarımızı öldürdük, bir daha kalkmayacak onlar. Ama öyle bir savaşa gidiyoruz ki vuruyorsun, öldürüyorsun, bir daha ayağa kalkıyor. Vuruyorsun, deviriyorsun, bir daha ayağa kalkıyor. Böyle bir mücadele. Hikmeti işte Allah yolunda her daim cihatta olmak. İlla savaş meydanında olamıyorsak da Allah yolunda nefsimizle her an cihattayız, savaştayız. Yeri gelir günah işler, devriliriz, o bizi devirir. Ama yere düşüp kalmak yok. Ayağa kalkmak var. Kalkıp mücadeleye devam etmek var. Onunla savaşmak ömür sonuna kadar. Ömür sonuna kadar bir savaş içerisindeyiz. Pes etmek yok. Ya ben işte namaza başlıyorum, bırakıyorum, olmuyor. İşte tövbe ediyorum, bir daha günah işliyorum. Bu bir savaşın neticesi. Yeniliyorsun, kazanıyorsun. Yeniliyorsun, kazanıyorsun. Ama vazgeçme, savaş meydanını terk etme. İllaki zafer senin olacak, nefsine galip geleceksin. Gelemesen de işte bazen geleceksin, bazen yenileceksin. Tövbe edeceksin, af dileyeceksin, yoluna devam edeceksin. İnşallah cennete gideceğiz. Yani Allah bize merhamet edip cennetini almazsa işimiz zor. İşimiz zor.